Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Masalımızın ismi En Sevgili. Masalımıza geçmeden önce bir ayet okumak istiyorum. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet. Zeynep o hafta sonu yine kahvaltı yapmadan arkadaşlarıyla buluşmak üzere neşeyle evden çıktı. Elinde annesinin sardığı zeytinyağlı sarma ve yaptığı su böreği vardı. Şeyma, Gülcan ve İknur ile buluşup birlikte güçsüzler yurduna gideceklerdi. Bu dört arkadaş iki haftada bir evden hazırladıkları yiyeceklerle ve ellerinde kitaplarla güçsüzler yurduna gidiyorlardı. Hepsi aynı mahallede oturdukları ve aynı okula gittikleri için kendilerini çok şanslı hissediyorlardı. Şeyma'ların evi Zeynep'lerin eviyle yan yanaydı. Gülcan ile İknur da bir sokak arkalarında oturuyordu. Mahalleleri de büyük şehirde olup da apartmana direnen tek katlı evlerin onurunu yaşıyordu. Zeynep ile Şeyma buluşup sokağın başındaki bakkalın önünde İknur'la Gülcan'ı beklemeye başladılar. Bakkalın sahibi İhsan Bey de çocukları görünce "Aferin çocuklar, maşallah ziyaretlerinizi hiç aksatmıyorsunuz. Siz yaşlı ve kimsesizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Onlara merhamet gösteriyorsunuz. Allah da sizi hiçbir işinizde yalnız bırakmasın." dedi. Zeynep yapılan bu dua karşısında "Amin. Peygamberimiz de bize bunu öğütlemiyor mu İhsan Bey amca? Hem peygamberimiz küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir." buyuruyor. "Haklısın Zeynep kızım. Aslında hepimiz sevgili peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamak için uğraşmalı, onun kıymet verdiklerine kıymet vermeliyiz. Fakat İşte İknur'la Gülcan geldi." Dört arkadaş birbirlerine sarıldılar. İhsan Bey, "Çocuklar, şu sütleri ve lokumları da benim adıma götürürsünüz değil mi?" diyerek çocukların eline bir paket tutuşturdu. Onlar da İhsan amcalarına teşekkür edip hayırlı işler dileyerek yola koyuldular. Bu dört arkadaş okullarında yardımlaşma ve dayanışma kolundaydılar. Bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi de öğretmenlerine yine kendileri önermişlerdi. İşte güçsüzler yurdunun bahçesine gelmişlerdi bile. Zeynep, "Arkadaşlar cama bakar mısınız? Ayşe teyze, Hatice nine, Musa dede, Recep amca hepsi bizi camda bekliyorlar." Merdivenleri koşarak çıktılar. Salonda camın kenarında oturmuş, kendilerini bekleyen büyüklerin ellerini öptüler. Sonra birlikte kahvaltı salonuna geçtiler. Getirdiklerini bütün masalara dağıtarak kendileri de onlarla birlikte kahvaltı yaptılar. Sonra birlikte yine salona geldiler. Zeynep getirdiği kitaptan peygamberimizin hayatını okudu. Orada bulunan herkes can kulağıyla dinliyordu. Kitabın bir yerinde şöyle diyordu: "Peygamberimizin kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisiyle doluydu. Onun şefkat ve merhameti hayatının her döneminde açıkça görülür. Merhametle dolu olan kalbi hep iyilik için çarpardı. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." Hatice nine Zeynep cümlesini tamamlayınca söze girdi. "Nineniz sizi yaratana kurban olsun. Sizler sevgili peygamberimize örnek alıp merhametiyle bizleri sıcacık sardınızsa ne diyeyim? Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun." Zeynep ve arkadaşları o gün öğlene kadar kim ne istediyse ona yapmaya çalıştılar. Şeyma, Musa dede gözlüğünü kırmış. Ona gazete okudu. Gülcan
Hatice ninenin saçlarını tarayıp ördü. İknur, Ayşe teyzenin nevresimlerini değiştirip yıkayıp getirmek üzere yanına aldı. Bütün bunları yaparken bir yandan da onları dinliyorlardı. Hepsinin ayrı bir hikayesi vardı ama yalnızlık ortak noktaları olmuştu. Zeynep öğleden sonra eve döndüğünde içinde huzur vardı. Ancak bu huzura hüzünün gölgesi düşüyordu. Yaşadıklarını ailesiyle paylaştı. Kendisi de bir banyo yaparak derslerinin başına geçti. Derslerini bir an önce bitirip akşamki sohbet için Peygamberimizin hayatını ve özellikle üzerinde durmak istediği konuları bir kez daha gözden geçirmek istiyordu. İşte yine bütün aile toplanmışlardı. Zeynep, sevgili Peygamberimizin ruhuna Fatiha okuyarak anlatmaya başladı. Öncelikle bizlere Peygamberimizi anlatmakla kalmayıp, onun gibi yaşama gayretinizle örnek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum diyerek ninesinin, dedesinin, annesinin ve babasının ellerini öptü. Emre de hemen ablasını takip etti. Murat da abi olarak bu tabloda yerini aldı. Zeynep tekrar konuşmaya başladı. Peygamberimiz çok merhametliydi. Çocuklara, yaşlılara, kimsesizlere, fakirlere, hayvanlara karşı hep merhamet beslerdi. Bugün dünyada olan şiddete bakınca, hatta okullarda çocukların birbirine tekme attığını görünce Peygamberimizi sevdiğimizi nasıl iddia edebiliyoruz diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Öylesine merhamet sahibi ki kendisini taşlayan, dişini kırıp kanatan müşriklere bile beddua etmiyordu Peygamberimiz. Sonra çocukluğundan itibaren hiç ama hiç yalan söylememişti. Emre, abla, hiç yalan söylemediği için Peygamberimize Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed diyorlarmış, değil mi? Evet Emreciğim, düşünsene, çocukluğundan itibaren hayatında hiç yalan söylememiş. Sonra peygamber olmasına rağmen hiç övünmemiş. Hep alçak gönüllü olmuş deyince dedisi söze girerek, hatta Peygamberimiz bazen ev işlerini bizzat kendisi görürdü. Odasını süpürür, elbisesini kendi yamar, ayakkabısı söküldüğü zaman kendisi tamir ederdi. Nasıl yani? Peygamberimiz yamalı kıyafet mi giydi? Niçin şaşırdın Emreciğim? İnsanın kıyafeti yamalı olabilir ama bu temiz olmasına engel değildir. Peygamberimiz her zaman temizliğe çok önem verirdi. Bedenini de, elbiselerini de, çevresini, odasını, her yeri çok temiz tutardı diye cevap verdi dedesi. Ayfer Hanım, günümüzde hala diş fırçalamayanların var olduğunu düşünürsek, o devirde Peygamberimizin diş temizliğini tavsiye etmiş olması ne kadar önemli değil mi? O zaman diş fırçası mı varmış diye atıldı Emre. Diş fırçasının görevini yapan misvaklar vardı Emreciğim. Hani geçen sene hacdan getirmiştim ve sana göstermiştim, unuttun mu? Ha, tamam, şimdi hatırladım dedeciğim. Hayri Bey Zeynep'e dönerek, güzel kızım, Peygamberimiz ne kadar çok şey öğretmiş değil mi? Ben de şimdi tam onu söyleyecektim babacığım. İnsanın ihtiyaç duyacağı hangi konu varsa cevabını Peygamberimizde bulabiliyoruz. Hatice nine torununa her zamanki bilge tavrıyla, bunun sebebi ne olabilir sence diye sordu. Zeynep tereddütsüz, tabii ki Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'i vasıtasıyla sevgili Peygamberimizi yetiştirdi. O da Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla Müslümanları yetiştiriyor. Yani Peygamberimiz öğretmenlik mi yapıyor abla? Aynen öyle Emreciğim. Allah Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz vasıtasıyla ilim sahibi olmamızı emrediyor. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştu. Ya alim ol, ya öğrenen ol, ya bunları seven ol, ya da dinleyen ol. Beşincisi olma, yok olursun. Bu sınıflandırmadan da anlıyoruz ki, ilim ve öğrenmeyle ilgisi olmayan insan
topluma zararlı insandır. Hayriye Hanım, yine Peygamberimiz ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır buyuruyor. Hatice nine, Emrem, güzel torunum, hani sen bana bazen soruyorsun ya, gözlerin ağrıdığı halde niye hala kitap okuyorsun diye. Peygamberimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyuruyor. Yani öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur. Murat, Peygamberimiz gerek Müslümanlara gerekse bütün insanlığa ilim hedefini göstermiş deyince Zeynep hemen ekledi. İnsanlığımızı unutmamak kaydıyla. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.